Kim canını hiç kurtarıyor şey, orayı anlamadım Haluk Bey. O özel bir kişi, onu veremem. O hayır, bana ait. Onu sormuyorum. Direkt. Ne zaman ayin yapılıyor da canını kurtarıyor? Biz, 2020 yılında. Göbekli Tepe'de mi ayin yapılıyor? Evet. İyi de bizim bildiğimiz onun etrafı çevrili. Nerede ayin şimdi yapıyorlar? Şimdi çevrili, şu an yok. O zaman yok. O merkeze mi inip ayin yapıyorlar? O T biçimi taşların olduğu, o C bölümünün tabanı su geçirmez yapılmış. Hangi ilkel insan su geçirmez taban tekniğini bilir? Bugün günümüzde yapılıyor. Su geçirmez taban yapılmış oraya. Sizce ne Göbekli Tepe? 15 bin yıl öncenin CERN'ü diyebilir miyiz? Yani büyük ihtimal, evet, öyle bir hani gittikçe 12, 10'du, 12, 15'e doğru gidiyor ya, büyük ihtimal öyle. Tamamen zırvalar üzerine kurulmuş bir Göbekli Tepe efsanesiyle karşı karşıyayız. Kapatılmış, zamanı gelince açılmak üzere, demek ki zamanı. Sizin YouTube kanalınızda çok güzel videonuz var Göbekli Tepe ile ilgili. Özellikle ilgi alanınız olduğunu da anlıyoruz oradaki paylaşımlarınızdan. Evet. Yakın markajınızda olan bir lokasyon. Evet, dünyanın yakın markajında olan evet. Bir yer. Orada kaybolan heykel nerede ve o heykelin nasıl bir özelliği olabilir? Ya Klaus Schmidt biliyorsun adı Göbekli Tepe ile anılan Alman arkeolog. Yani evet, oranın ortaya çıkarılışında büyük katkıları oldu ama orası zaten senin dediğin gibi, yani 1969 yılında oranın sahibi olan, işte neydi, hacı bilmem kimdi, yaşlı bir adam, müzeler müdürlüğüne gidiyor elinde bir heykelle. Yani müzeler müdürü dönemin, ya bundan bir şey olmaz, atın depoya deyip adamı geri gönderiyor. Göbekli Tepe o zamandan beri biliniyor ama Klaus Schmidt garip biçimde Türkiye ile ilgili bir tez hazırlarken geliyor müzedeki o atın, hani bunu depoya dedikleri heykeli görüyor. Orada bir soru işareti var. Onu kim haber verdi? Niye, nasıl, sen o kadar binlerce parça var orada. Öyle şey değil ki, atılmış duruyor orada. O depoda onu buluyorsun. Oradan Göbekli Tepe'ye gidip bir Alman Vakfı, Alman Araştırma Enstitüsü yoluyla orada kazıya başlıyorsun. Devletten izin alınıyor. Ama bütün finansörlüğünü Alman Araştırma Enstitüsü yapıyor. Dolayısıyla orada bir kazı çalışması başlatıyor. Evet, doğrudur. Hani ortaya çıkartan kişi olarak anıldı. Öyle bir katkısını inkar edemeyiz ama 2010 yılında yaşanan olay işi başka bir boyuta taşıdı. Şöyle, şimdi orası bulunduğu zaman Klaus Schmidt dedi ki burası bir tapınak. Şimdi zaten akla mantığa aykırı olan bir açıklamaydı bu. Şöyle düşünün, avcı toplayıcı bir toplum. Avcı toplayıcı demek, üstünde deri parçaları, giysi yapmayı bilmeyen, günübirlik hayvan avlayıp pişirip yiyen, ertesi gün gene ava çıkmak zorunda olan topluluk demek. Şimdi avcı toplayıcı topluluk 40 yılda burayı yapmış. Akla mantığa aykırı bir şey. Ya 40 yıl adamlar, orada mı yaşadılar? 40 yıl. Zaten orada bir yerleşim yeri de yok. Yerleşke de yok yani. Garip olan o. Ve sen 40 yıl boyunca ne yedin ne içtin kardeşim. Mantık dışı bir şeydi. Orayı tapınak dedi, yürüdü gitti. Ama daha sonra bu Madame Blavatsky'nin müritleri var Türkiye'de de. Yani bunlar şey işte, garip, paganist bir topluluk. Orada bir konuşma yapıyorsun Üsküdar'da bir yerde. İsmini vermiyorum. Klaus Schmidt yapıyor. Evet, özel bir konuşma ve diyor ki Göbekli Tepe ile ilgili açıklama yapamam diyor. Yaparsam beni öldürürler ama orası bir tapınak değil diyor. Hmm. Ama bunu halka açıklayamam diyor. Bu direkt bana gelen, bir avukat yoluyla gelen bilgi. Daha sonra Klaus Schmidt, tabii 2010 yılında adı karanlık bir olaya karıştı. Klaus Schmidt dedi ki buradaki uygarlık işte bunları yapmış, tapınmak için T biçimini niye yapılır? T biçimine niye tapınsın insanlar ya? Yani çok saçma sapan bir alışkanlık o T biçimi taşlar. Ve şöyle dedi, burada dedi insan heykeli falan yapamıyorlar, yapamamışlar. Fakat garip biçimde oradan bir insan başı, bir de gövdesi çıkıyor. Ve 2010 yılında oluyor bu olay. Klaus Schmidt bunu görünce gerçekten hani mutluluk yerine Türk arkeologlar buluyor. Heykel olarak insan başı ve gövdesi evet, çıkıyor. 40 kilo ağırlığında. Ufak bir şey ama 40 kilo ağırlığında. Başı dışarıda, gövdesi aşağıda. Türk arkeologlar da var orada. Devletin görevlendirdiği. Onlar diyorlar ki hocam bunu kazalım, etrafını alalım zaten. Hani fazla bir zamanımızı almaz. Bu itiraz ediyor. Hayır diyor, asla kabul etmiyorum. Gece vakti olmaz falan, akşamüstü çünkü. Yarına bırakalım diyor. Oradan itirazlar geliyor. Hani burada güvenlik içinde değil. Burada koruma yok. Hiçbir şey yok o zaman. Yani
herhangi biri girip çıkabiliyor rahatlıkla o bölgeye. Devasa bölgeden söz ediyoruz. Hayır diyor, hiçbir şey olmayacak. Beni dinleyeceksiniz. Yetkili benim. Ertesi gün gittiklerinde heykel yerinde yok. Onun üzerine şikayette bulundular. İşte Turizm Bakanlığı bu konuda şey yaptı, soruşturma açıldı. 150 bin lira cezaya çarptırıldı Alman Araştırma Enstitüsü. Klaus Schmidt'in ifadesi alındı ama görevden alınmadı ne hikmetse. Kazıya devam. 150 bin lira cezayı ödediler, kazıya devam etti. 2013 yılında da biliyorsunuz Almanya'dayken bir ani kalp kriziyle öldü. Öldüğünde de garip bir ritüel yapıldı. Aslında çok az kişinin katıldığı bir törenle gömüldü bir kasabada. Orada da Göbekli Tepe'den alınan bir şey, kavanoz dolusu toprak oraya döküldü. Emeklerinden sebeptendi. Yani öyle söylendi, öyle söylendi ama orada o heykeli niye yok ettin? Niye ona aracılık ettin? Ve daha sonra bir takım orada bulunan tabletlerden ya da başka parçaların da yok olduğundan söz ediliyor. Hemen ardından 2017 yılında bir Alman arkeolog orada öldü, sahipsizler mezarlığına gömüldü. İlginç olan o, 65 yaşında. O da Klaus Schmidt gibi aynı kazılarda bulunmuş görevli. Diyarbakır'dan Göbekli Tepe'ye doğru yol alırken garip bir kazaya kurban gitti. Durup dururken bir kayaya çarptı ve öldü. Ölüm sebebi de çarpma değil, onunla geçirdiği kalp krizi. Yani ikisi de ani kalp kriziyle öldüler. O kişinin de bu heykelin peşinde olduğu, heykelin peşinde onunla ilgili araştırma yaptığı yönünde ciddi bilgilerim var. Urfa'da mı kimsesizler mezarlığına defnedildi? Almanya'da gömüldü. Almanya'da. Çünkü şöyle, Türkiye'de Alman Araştırma Enstitüsü de sahip çıkmadı ona. Almanya yaradı Türkiye. Kimsesizler mezarlığına gömülecekken Almanya son anda, Alman Büyükelçiliği cesedi, yani bedeni almayı kabul etti. Alıp Almanya'da gömüldüler. Hiç kimsesizler mezarlığına gömüldü. Yoksa Türkiye'de gömülecekti. Bir kişi gelmedi ölümünden dolayı. Ne Alman yetkililer geldi ne bir şey. Orada çok garip olaylar oldu. Çünkü oralar ritüellerin, pagan ritüellerin yapıldığı bölge. Buna birebir hani görmüşüz ya da çok önemli belgeler var yapıldığına dair elimde. Ve bu aileler, biraz önce sözünü ettiğim ailelerin özel törenleri de orada yapıldı. Yani bu açıdan dikkat etmek lazım ama... Yani kurban falan törenleri mi yapılmış oldu? Kurban olayını bilemiyoruz. Devasa ateşler ve o ateşlerin etrafında dönen ve tapınan insanlar. Tabii ki... bir takım sapkın şeylerin de yapıldığını biliyoruz. Yani elimde hani tanık ifadeleri var ama bunlarla ilgili tabii görüntüleri sunmak lazım. O görüntüler kimleriyse şu an henüz elimizde yok. Ama ifadeler çok ciddi. Hatta canını kurtaran, oradan kaçmaya çalışan insanlarla ilgili benim birebir görüşmem var. Hepsine baktığımızda aynı aileler çıkıyor. Yani unutmayalım, Zerzevan Kalesi'ni hiç bilmezdik Diyarbakır'daki. Rockefeller ailesinin özel uçakla gelip orada tapındıklarını biz en sonunda medyaya yansıyan bir haberden öğrendik. Kim hiç canını kurtarıyor şey, orayı anlamadım Haluk Bey. O özel bir kişi, onu veremem. O hayır, bana ait biri. Hayır, onu sormuyorum. Ne zaman ayin yapılıyor da canını kurtarıyor? Biz... 2020 yılında. 2014'te katılıyor. 2020 yılında o arada gene katılıyor. 2020 yılında da canını kurtarıyor. Yani 2014'ten beri o tapınma törenlerinin içinde. Göbekli Tepe'de mi ayin yapılıyor? Evet. İyi de bizim bildiğimiz onun etrafı çevrili. Nerede ayin şimdi yapıyorlar? Şimdi çevrili, şu an yok. O zaman yok. O yoktu. Merkeze mi inip ayin yapıyorlar? O sözünü ettiği yer 2014'te ağacın olduğu taraf. O zaman çok koruma yok. Zaten izin alınıyor. Yani bir turistik gezi grubu adı altında izin alınıyor. Yani şu anda da yaparsın. İzinsiz giremiyoruz o bölgeye. Şu an gene yaparsın. Yani izin alırsın. Grup olarak geleceğiz diyeceksin. Gece vakti biz oradayız. Gece giriş yasak biliyorsun. 7'den evet. Sonra giremiyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. Ama özel izin alırsan girebiliyorsun. Şimdi bir turist grubunu getirdim Amerika'dan. Ben gece hani orayı ziyaret etmek istiyorum dediğinde, çünkü bunun yasal anlamda bir suçu yok. Orada ağacın etrafında dönüp tapınabilirsin. Kimse karışmaz sana. O yüzden yapıyorlar yani. Ondan sonrası ne olur? Onu oradaki köylerle konuştuğunda hani sabaha kadar davulların çaldığı tamtamlar biçiminde işte tuhaf sesleri duyduklarını anlatırlar köylüler. Çünkü yayılıyor gecenin şeyinde, çok fazla yayılıyor. O alevleri görüyorlar yükselen. Yani bir de o Göbekli Tepe'nin hemen dışındaki boş arazide, orada artık izine gerek yok zaten. Orada sadece hani gezi anlamında izin alınıyor mu bilmiyorum. Olağanüstü hal zamanında öyleydi. Şimdi herhalde o da yok. Yani
orada bir şeyler yapabiliyorlar. Yapıyorlar değil, yapıyorlar yani. Heykelin ortadan kaldırılması, yok olması bir şekilde. Şimdiye kadar anlatılan Göbekli Tepe hikayesini acaba tamamlayan bir şey mi? Yoksa o hikayeyi bozan bir şey miydi? O heykel neden ortadan kaldırılmış oluyor? Şu ana kadar anlatılan Göbekli Tepe hikayesini bozan bir şey. Çünkü Göbekli Tepe'de insan heykeli yapılmadığını, yapamadıklarını, yani sadece işte ilkel insanların hayvan figürleri kazıdıklarını yönünde bir iddia vardı. Ama garip olan şu ki, o kazınan işte leopar deseni ya da ne bileyim orada şeyler var ya, hani kaz şekli. Evet. Onlar bugünkü lazer teknolojisiyle yapılmış kadar düzgün kesilmiş o taşlarda. Bunu bile açıklayamadılar ki. O insan heykelini açıklasınlar. Rahat rahat yaparlar. Rahat rahat yaparlar. Yaptıkları ortaya çıktı. Tabii niye yaptılar? Niye yok edildi? Onların çünkü bir tezi var. Burası tapınak dedi Klaus Schmidt ve arkeoloji dünyası tapınak olarak bütün dünyada, hatta işte bu Netflix'te falan da var. Hani Göbekli Tepe belgeselleri tapınak diye geçiyor. Bu yalan ortaya çıkmış olacak. Yani bu bir yalan. Yani tapınak, yeni bir hikaye yazılması lazım. Yeni bir hikaye de orada ilgili gerçeklerin ortaya çıkması lazım. Orada çünkü mesela ABC bölümü var, o T biçimi taşların olduğu. O C bölümünün tabanı su geçirmez yapılmış. Hangi ilkel insan su geçirmez taban tekniğini bilir? Bugün günümüzde yapılıyor. Su geçirmez taban yapılmış oraya. Sizce ne Göbekli Tepe? Göbekli Tepe bence ne? Yani orası sanki bir araştırma merkezi. Çünkü oranın üstü kapalıymış eskiden. Açık değil, biz açık görüyoruz. Öyle bir şey yok. Sonradan birileri... Böyle uzay üssü gibi kapalı mıymış? Uzay üssü gibi kapalıymış. Yani komple kapalı bölgeden söz ediyoruz. O taşların olduğu tabii yerler, biz şimdi taş toprak görüyoruz zaman içinde. Gitmiş zaten milyonlarca ton toprakla kapatılmış üstü. Düşünün yani, kapatılmış orası, kendi kapanmamış. Bir kere o da var. Dolayısıyla orası bir araştırma merkezi ya da bir laboratuvar işlevi görmüş belli ki. Bazı uzmanların görüşü, o T biçimi taşların aslında hala uzayda bir takım gezegenlerle ya da bir takım araçlarla bağlantı kuran anten görevi gördüğünü, hala o şekil çalıştığını, o yüzden kapatıldığını, zamanı gelince açılacak ve işte tekrar o bağlantının kurulacağı yönünde çok ciddi iddialar var ki doğrudur. Çünkü eski dönemde bildiğimiz, şimdi herkesin anten dediğimizde aklına metal antenler geliyor. Metal anten yok. O dönem kullanılmamış. Yani niye kullanılmamış? Demek ki bizim bilmediğimiz bir tekniği kullanıyorlar. Bunu şeylerde görebiliyoruz. Her ne kadar saklansa da piramitlerde. Yani birçok piramitte, dünyanın her yanındaki piramitlerde, ki Mayalı piramitlerinde de var. Sönmeyen bu ışıktan söz edilir. Yer altındaki ley hatlarındaki enerjiyi kullanıyorlar. Şu an biz bilmiyoruz o tekniği. Bu daha basit bir teknik. O enerjiyi elektrik akımına çeviriyor. Kablosuz enerji. Öyle düşünelim. Yani hani Tesla'nın var ya öyle bir programı. Evet. Yani bu binlerce yıldır kullanılan bir teknik. Şu an biz kablo yöntemiyle yaptığımız için biz bilemiyoruz. Yani anten görevini gören taşlardan söz ediliyor. Stonehenge için de aynı şey söylenir İngiltere'deki. Evet. O yüzden olaya farklı bakmamız gerekiyor. Zaten akla mantığa aykırı. O kadar ilkel insanlar ki şu an Göbekli Tepe'nin açılan yeri onda biri bile değil. Yani binlerce metre kare. Tabii yani 40 kilometre ötede, orada da aynı şeyleri görüyoruz. Öyle on binlerce kilometre çevreyi kaplayan, sen T taşlarını dikmesi için aklını falan oynatması lazım. Burada bir laboratuvar olabilir dediniz. Nasıl yani bir laboratuvar? Üretim yeri, son soru olarak. Uzay üssü gibi düşün. Yani büyük, ya şimdi bu sıkıntılı bir konu. Şöyle anlatayım. Abi, bu konuyla ilgili bazı kişilerle konuştuğumda alternatif görüş soran, yani ama görüşlerine inandığım insanlardır, onu söyleyeyim. Burada bir takım canlı insan deneyleri, hatta insanın beynine müdahale söz konusu olduğuna dair ciddi iddialar var. Ve bazı hayvan türlerinin dünyada olmayan, aslında hani burada genetik bir müdahaleyle üretildiği yönünde bir takım iddialar var. İşte ne bileyim, yani buna örnek olarak işte şeyi veriyorlar, koyunları, benzeri şeyleri veriyorlar. Yani bilemiyoruz tabii ne olduğunu. Yani ne bileyim, kazları, oradaki o çizimler onun için falan diyorlar. Hatta orada timsah da var galiba, değil mi? O tür, evet, resimler bu amaçla çizilmiş. Bunların burada üretildiğini anlatmak amacıyla, yoksa aklını falan oynatmış olması lazım o insanların. Çünkü o bölgede
Özellikle leopar yok, aslan kaplan yok, timsah falan yok. Nereden bildiler, çizdiler? Bunları hesaplamak lazım yani. Bunlar Göbekli Tepe şeyler. 15 bin yıl öncenin CERN'ü diyebilir miyiz? Yani büyük ihtimal, evet. Öyle bir hani gittikçe 12, 10'du, 12, 15'e doğru gidiyor ya. Büyük ihtimal öyle. Yani bir CERN merkezi olarak kurulmuş olabilir ama dediğim gibi yurt dışındaki, ya pardon, dünya dışındaki bazı türlerin araştırma merkezi olduğuna dair iddialar var. Yani işte Klaus Schmidt ya da benzerlerinin bunu ne kadar bildiğini, hani bilemiyoruz ama o paganist sistemin dünyayı yöneten, bu bilginin açığa çıkmaması için tam tersine başka bilgiler yaydığı yönünde iddialar var. Yani Anadolu'nun altı sırlarla dolu. Yani sadece orası değil, başka yerler de öyle. O yüzden ne bileyim, Kapadokya'nın da hiçbir sırrı çözülemedi ki. O yeraltı şehirlerinin. Yani bilerek çarpıtılan bir bilgi kirliliği içindeyiz. Kapadokya yıllardır var. Son dedim ama sonu bununla bir yapalım. Sizi bulunca bırakamıyorum. Ne yapayım? Tamam, teşekkür ederim. Niçin 69'da bulunan bir eser Urfalı bir köylü tarafından muhafaza ediliyor? Bir şekilde hatta muhafaza edilmeyip kenara konuyor. Tam da dünyanın karıştığının ortaya çıktığı evrelerde, evet, Göbekli Tepe'nin üzeri açılıyor. Bir hayal ürününü mü konuşuyoruz şu anda, yoksa içinde olduğumuz durumun önemli bir parçası mı Göbekli Tepe'nin açılması? Ley hattı dediniz, dünya dışı varlıklar dediniz. Evet. Niçin bu dönemde Göbekli Tepe daha çok konuşuluyor? Ya bu bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Zamanı geldiği için açtılar. Çünkü bu şeytani yapı, ley hattlarını bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Yani bu kadim dinlerdeki, semavi dinlerdeki bütün gizli sırlara hakimler. Ulaşmışlar, bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yani ulaşabiliyorlar derken, kendileri ulaşmasa bu işi çok bilen insanları kendi yanına çekmeyi biliyorlar. Emirleri altına almayı biliyorlar. Bunun için de dünyadaki bir takım zayıflıklarını kullanıyorlar. İşte gerek cinsellik açısından kullanıyorlar, gerek parasal açıdan. Yani bunu kullanarak bu bilgilere erişiyorlar. Bütün ley hatlarını biliyorlar. Ley hatlarının o Göbekli Tepe'deki enerji çok yoğun. İnsanı çıldırtan bir enerji var. Gittiğiniz zaman eğer enerjiyi açıksanız hemen fark edersiniz. Yani Kapadokya'nın dingin enerjisinin tam tersi var orada. Orada çılgınca bir enerji var. Burayı bildikleri için buraya yapılmış bu Göbekli Tepe dediğimiz yer özellikle seçilmiş. Buradan belli bir enerji yayılımı var dünya dışına doğru ya da dünyaya doğru. Bunun zamanı geldiğine inanmışlar. Çünkü orası hiçbir şekilde şu anki teknolojiyle bile belki de 5-10 yılda kapatılacak bir bölge. İlkel insanlar tarafından küreyi de bilmiyorlarmış, kürek bilmiyorlarmış. Elleriyle kapatılmış o toprakları atmışlar. Akıl mantık gibi alacak şey değil. O hacimde bir yer. Akıl alacak gibi değil. 10 bin kilometre genişliğinde sen bir yere ya da binlerce kilometre elinde toprak atarak kapatacaksın. Yani dediğim gibi tamamen zırvalar üzerine kurulmuş bir Göbekli Tepe efsanesiyle karşı karşıyayız. Kapatılmış, zamanı gelince açılmak üzere. Demek ki zamanı 2014'teymiş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, bizi izlediğiniz için size de teşekkür ederiz.